Aha, aç bakalım mağazana. Aç bakalım. Aa de. Oğlum bir yere bir şey mi? Ne oluyor? Normal A desene. Normal A. Normal A. Aa. Dur, dur. Bir A daha. Kapatabilirsin. Önleri yan arkadan kötü, o yumurtanın geri kalan kısmını iyi fırçalamamışsın. Sana fırçala diş macunu öneriyoruz. Fırçala diş macunu. Dişlerinizdeki tartarlara, bakteri plaklarına ve hatta bakteri CD'lerine karşı en etkin koruma. Yok be kanka, yani bunların modası geçti artık. Yeni özellikler bulmak lazım değil mi? Yani anti tartarlı çok diş macunu var. Bence bu da anti fırfırlı olsun değil mi? Anti fırfırlı mı? Fırfır ne ya? Uyduruyor oğlum, anlamadın mı? Uydur uydur gitsin. Sanki millet tartarı çok iyi biliyor. Ah Baha, ah. Dişlerine hiç bakmamışsın. Bakıcık da var lan. Masaz. Ah, buyurun Önder. Evladım nasıl gidiyor diş macunu işi? İyi gidiyor efendim. Merak etmeyin. Çok güzel şeyler bulmak üzereyiz. Merak etmiyorum. Menkıbe hanımefendi gibi değerli bir hanımın oğlunun yeteneksiz olması mümkün mü? Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Odam kireçtir benim. Yüzüm güleştir benim. Allah! Meyyanın kokuyor ya. Ya ya. Gözüm abla. Hı. Menkıbe cadısı hain planlarına Önder Bey ve zavallı babamı da alet edecekmiş. Canım onlar da çocuk değiller ya Kemal. Belki de Menkıbe Hanım'la işbirliği yapmazlar. Göreceğiz bakalım. Güya bugün bir şeyler konuşacaklarmış da. Ama hepsini öğrenip hepsine ayrı ayrı ceza vereceğim gözüm abla. Bak Ruhsar'cığım, kimseye haksız yere ceza veremeyeceğini biliyorsun değil mi? Merak etme gözüm ablacığım, ben hak edene ceza veririm. Ay. Saadettin, Saadettin'im geldi. Gözlerime inanamıyorum. Saadettin'im, gerçekten sen öldün değil mi? Sanırım daha ölmemiş gözüm abla. Bak kalp krizi geçiriyor galiba. Ay inşallah bu sefer ölür. Ne olur öl Saadettin, yalvarıyorum. Ne olur öl. Allah kahretsin, yine kurtuldu. Yahu bir insan 28 kere kalp krizi geçirip de nasıl kurtulur anlamıyorum vallahi. Bakalım masarı evlendirme toplantılarının ilkinden bir sonuç alabilecek miyiz? Geldim. Buyurun Önder Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Önder Beyciğim. Aman efendim, ne zahmet ettiniz böyle. Aman efendim, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim, şöyle geçelim. Buyurun. Ne kadar güzel çiçekler bunlar böyle. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, size layık değil efendim. Rica ederim. Menkıbe hanımefendiciğim, affedersiniz, merak ettim. Benimle ne konuşacaktınız acaba? Biraz soru söyleyeceğim Önder Beyciğim, sabredin biraz. Acaba bir ipucu vermek yok, mümkün mü? Yok yok, hemen olmaz. Birazcık bekleyeceksiniz. Çok. Ben bakarım. Aç kızım. Bakın Menkıbe hanımefendiciğim, şöyle ucundan birazcık haber verseniz. Ne kadar ısrarcısınız ama Önder Beyciğim. Bak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Frideş kızım? Önder Bey de mi gelecekti? Evet. Efendim. Hoş geldiniz Gazanfer. Layık değil ama. Hoş çok bulduk. Teşekkür ederim efendim. Kim bilir hangi mezarlıktan koparmışsınlar onları, mendobur herif. İnşallah yakında senin mezarından koparırım. Pis anarşik. Senin ne işin var burada? Esas senin ne işin var burada? Ben bir özel görüşme için Menkıbe hanımefendi tarafından çağrıldım. Senin gibi damlar düşer gibi düşmedim. Hadi oradan. Kim bilir ne numaralar çevirip kendini zorla davet ettim. Anne, artık müdahale et istersen. Bak şimdi. İstenmeyen bazı nahoş durumlar ortaya çıkmak üzere. Beyler, beyefendiler lütfen. Rica ederim. Benim ikinize de ihtiyacım var. Ne? Anlamadım. İkimize de mi? Nasıl yani? Masarı evlendirmek için size ihtiyacım var diyorum yani. Bakalım Önder Bey ve babam bu cadılara masarı evlendirmek için yardım edecekler mi? Menkıbe hanımefendiciğim, beni bunun için mi çağırdınız? Evet. Gördün mü? Seni bunun için çağırmış. Kendi kendine gelin güve olman boşunaymış. Sizi de bunun için çağırdım Gazanfer Bey. Peki biz ne yapabiliriz? Yani Gazanfer Bey'in beceriksiz ellerinden bir şey yapılamayacağına göre ben ne yapabilirim hanımefendi? Hadi oradan. Yapılacak bir şey varsa onun en iyisini ben yaparım. Ahmış. Uy, şuraya bak. Beş para etmez bir cadı için kendilerini yiyecekler neredeyse. Bakın Nedinciğim, Masar'ı evlendirmek için hep beraber bir plan yapalım ve onu evlendirelim.
Bana yardım edecek misiniz? Hadi söyleyin canım. Etmeyin, yoksa siz de sihirlerimin tadına bakarsınız. Menkıbe hanımefendiciğim, sizin mutluluğunuz için her türlü şeyi yapabilirim. Üf, yapmayın be Önder Bey. Baba bari, baba bari sen kabul etme. Sizin mutluluğunuz için ben Önder Bey'in yapacağı hizmetlerin 10 katını yapabilirim. Tabii manevi olarak. Bak şu işe, burada bulunan herkese ceza vereceğiz artık. Benim aklıma bir şey geldi. Masar'ı sevdiği birisiyle evlendirelim. Böylece itiraz da etmez. Sorun bu ya. Abimin sevdiği bir kız ya da kadın yok ki. Belki zengin bir kız bulsak Masar mutlaka evlenecektir. Mesela ben olsam şak diye atlayıverirdim. Karaktersizlik kanına işlemiş adamın. Bana bak, haddini bil yoksa bildiririm haddini. Menkıbe Hanımcığım, planım nasıl? Efendim, biz böyle bir şey denedik, olmadı. Gelsinler de beyin fırtınası nasıl olurmuş görsünler. Uy, şuraya bak, nasıl da canla başla fikir üretiyorlar. Ben şunları şöyle toplu ne ceza verebilirim ya? Buldum. Madem Masar'ımı evlendirmeye çalışıyorsunuz, o zaman ben de sizi evlendiririm. Rica edeceğim, bir dakika sus. Sen niye konuşturmuyorsun? Bak, efendim, ayağa tamam beni. Patlattın mı devirin? 68 kuşağı da nereye bak. Şar gözü karısı mal gibi. Esnaf karısı mal gibi. Şarkıcı karısı mal gibi. Güzeller güzeli benim. Gazoz gözlüm. Ay sen de kimsin? Nereden çıktın böyle canım? Ben bir güleyim. Senin için yanarım. Çıtır çıtır tutuşurum. Sana bir şarkı yapayım mı? Ay istemem. İşte yapayım bile de bak, dinle dinle. Mal gibi sana yanarım. Sana tez bakanı yakarım. Yapma bana numara. Ay deli misin, ne numara yapacağım canım? Aman. Yapma bana numara. Hala numara diye tut. Sensiz hayale dalarım. Senden hoşnut kalırım. Ay ben senden hoşnut falan kalmıyorum. Yapma bana numara. Şimdi oldu işte. Aşık olup da deli divaneler gibi dolaşın bakalım. Durdun, numara yapma diye deli mi ne? Hayda. Kim bu ya? Deniz anası gibi. Kim bunlar ya? Kim bunlar? Birdenbire yaratık gibi çıktılar karşımıza. Alo! Yaratık da kim ulan? Yoksa hayatında benden başka biri mi var icabında? Tercihine göre deşer ya da oyarım alimallah. Akıllı ol. Menkıbe cadısı ve diğerleri niye aşık olmadılar peki? Tabii ki onlara sihir yapmadım ki. Aman Allah'ım, Biguli Bey, ne kadar yakışıklısınız. Gözüm sizden başkasını görmüyor. Abi gazoz gözlüm makibim. Var ya, sevdamı dağlara yazarım. Var ya, ben var ya, icabında. Allah seni başımdan eksik etmesin Biguli Bey. Abi, abin seni de eksik etmesin be. Demek ki sizi görünceye kadar hiç yaşamamışım. Yaşadıysam da boşuna yaşamışım. Herhalde. Bundan sonra seni öyle bir yaşatacağım ki şaşırıp kalacaksın Gazanfer'cim. Gazon benim. Canım benim. Bak. Allah! Bu ne Gazanfer'cim, nereden çıktı bunlar? Kıtlıkta geldik, bollukta gidiyoruz. Ah benim pıtırcığım, Lolita'm benim. Sen gamlı hazan, bense bahar. Dinle de bana az geç. Sen kendidir siz benim beyaz atlı prensim olmalısınız. Ay şimdiye kadar nerelerdeydiniz? Beyaz atımı bağlayacak yer bulamadım, dolaşıyordum güzelim. Ne diyorsun kızım sen? Adam gibi konuş, oyarım bak. Ay tam birbirlerini buldular. Tencereler yuvarlanmış, kapaklarını bulmuş gibi oldular. Ay çocuklar ne kadar güzel değil mi? Artık hepimizin birer sevgilisi var. Evet, ne mutlu bize. Peki bu müjdeyi Masar'a vermeye ne dersiniz? Evet, hemen gidelim haber verelim. Hadi hadi, hemen minik kuşuma gidip söyleyelim. Hadi kalkın, hadi yürüyün, yürüyün. Şşş, alo. Kim bu lan bu Mahzar? Ay abim canım. Ne kadar kıskançsın Kadir'cim. Hadi. Hadi gidelim. Artık Mahzar bu işe sevinir mi? Pat diye bayılır mı? Yoksa kafayı mı yer? Hepimiz göreceğiz.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsünüm.